Klasik bilgisayarlar, bugünün teknolojisinin bel kemiği. Ama ya sana bazı problemler karşısında tamamen çaresiz kaldıklarını söylesem? Mesela yeni bir ilacın moleküler yapısını simüle etmek isterken milyonlarca olasılığı aynı anda hesaplamak ya da şifre sistemlerini kırmak. Bunlar klasik bilgisayar sistemleri için oldukça kabus denilecek nitelikte. İşte burada devreye kuantum bilgisayarlar giriyor. Bugün sadece bu teknoloji nedir diye konuşmayacağız. Nasıl çalışır, neden devrim niteliğinde ve hayatımıza ne zaman bomba gibi düşecek? Bu soruların hepsini konuşacağız. Hazırsanız kuantumun kapısını birlikte aralıyoruz. Klasik sistemler neden yetersiz? Önce şu bit muhabbetine bakalım. Klasik bilgisayarlar veri sıfır ve birlerle işler. Ya var ya yok. Işık açık ya da kapalı. Net ama biraz. Hantal çünkü aynı zamanda sadece bir durumu gösterebiliyor. Ama kuantum bilgisayarlarda işler değişiyor. Burada karşımıza qubit çıkıyor. Yani bu arkadaş aynı anda hem sıfır hem de bir olabiliyor. Evet aynı anda. Bu sihre süperpozisyon deniliyor. Üstüne bir de donuklık özelliği var ki bir kubitin hali başka bir kubiti kilometrelerce ötede bile anında etkileyebiliyor. Yani bilgi transferinde resmen sihirli kısıyorlar açıyor. Öncelikle kubit nedir, nasıl çalışır buna bakalım. Kubit aslında çok havalı bir parçacık davranışı. Elektronun dönüşünü, fotonun kutuplanması gibi fiziksel özelliklerden türetiliyor. Ölçülene kadar hem sıfır hem de bir olabiliyor. Hem var hem yok gibi. Bu sayede hesaplamalar paralel işliyor. Donuklukta ise başka bir boyut. İki kubit düşünün. Biri İstanbul'da, biri Tokyo'da. Ama sanki aynı odadaymış gibi davranıyorlar. Biri değişince diğeri anında etkileniyor. Şifreleme, ışık hızında veri, kuantum. Bu işin adeta Jedi'ı. Peki bu teknoloji nerelerde kullanılıyor? Tamam güzel teknoloji şahane de nerede işimize yarayacak bu? Dersen hemen söyleyeyim. Moleküler simülasyonlar. Yeni ilaçlar geliştirmek isteyenler için biçilmiş kaftan. Lojistikte devasa dağıtım ağlarında en iyi rotayı bulmak için birebir. Finans sektöründe milyonlarca bilgiyi analiz edip en düşük riskli yatırımı önermek. Tam kuantum iş. Ve en can alıcısını biliyor musunuz? Şifreleme. Bugünkü sistemleri çöpe atacak kadar güçlü ama aynı zamanda yepyeni. Kuantum tabanlı güvenlik sistemleriyle koruma da sağlayabilecek. Hem saldırı hem de savunma. Kuantum tam bir teknoloji ninjası. Peki şu anda ne durumdayız? Bu makineler elimizin altında mı diye soranlar tabii ki daha değil ama ilk kullanda. IBM, Google, Devam gibi devler ciddi yatırımlar yaptı ve IBM'in 127 kubitlik işlemcisi test aşamasında. Google, kuantum üstünlüğüne ulaştık dedi bile aslında. Tabii sistemlerde hala hata düzeltmeleri gibi meseleler var ama bu bir başlangıç aslında. Prototipler çalışıyor, bazı sektörlerde kullanılmaya başlandı bile aslında. Yani kuantum artık bilim kurgu değil, mühendislik. Gelecekte bizi neler bekliyor? Gelecekte hibrit sistemler geliyor arkadaşlar. Klasik bilgisayarların yanına bir de kuantum yardımcı olacak. Mesela yapay zeka algoritmaları kuantumla beslendiğinde tahmin gücü, analiz hızı, öğrenme yeteneği bambaşka seviyelere çıkacak inanın. Büyük veri iklim modellemeleri gibi uzay araştırmaları, hatta yeni enerji kaynakları bile bu sayede keşfedilebilecek. Ve bir bomba daha. Kuantum internet, sızması imkansız, güvenli, fizik kurallarıyla garanti altına alınmış bir iletişim ağı. Gelecekte dijital dünya bambaşka bir kimlik kazanacak. Kuantum bilgisayarlar aslında yeni bir teknoloji değil, yeni bir düşünce biçimi. Algoritmalara, veriye, bilgiye bakışımızı baştan aşağı değiştiriyor. Şu an hala başlangıç çizgisindeyiz ama yarış çoktan başladı. Ve söyleyeyim, kazananların arasında olmak istiyorsanız bu dünyayı erkenden tanımanız şart. Abone olup takipte kalın. Çünkü kuantum devrimi çoktan başladı.